Merhaba sevgili seyirciler. 3 sezondur sürdürdüğümüz spot altında yine bir sezon finaliyle karşınızdayız. Ben Serkan Yetişmişoğlu. Yaklaşık 45 dakika boyunca sezon finalinde çok değerli bir konuğumuz Fruit Extra Bursaspor'un Sayın Başkanı, sevgili dostum Sezer Başkan'la beraberiz. Sezer Sezgin Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, görüşmeyeli? Teşekkürler, nasılsınız? Sağ olun. Sizi zaten sürekli ne zaman arasak ya uçağa biniyordunuz ya uçaktan iniyordunuz. Aynen. Fazla temasa geçemedik. Evet. Tabii telefonla şaka bir yana görüşüyorduk da bir türlü programa almak nasip olmadı. Geçen haftada ufak bir rahatsızlığınız oldu. Tekrar geçmiş olsun diyelim. Sağ olun. Bu haftaymış kısmet. Artık sezonunda noktalıyoruz ama basketbol olarak baktığımızda müthiş bir sezon. Avrupa Kupalarında 3. Süper Lig sezonunda, 2. Euro Cup sezonunda bir final. Euro Cup finalisti Apoleti ile burada sizi ağırlıyoruz. Tabii ikincilik madalyası da verildi sanıyorum. Evet. Bologna'da. Bir de güzel bir ikincilik şilti var. Evet. O da kulüp tarihine geçti. Tabii futbolla üzüldüğümüz günlerde basketbolla sevinmemiz bir nebze olsun camianın açıkçası yüreğine su serpti diyelim. Gerçi sizin final oynadığınız sezon daha Bursaspor futbolda henüz düşmemişti. Onu da söylemekte fayda var. Yanlış anlaşılmasın. Bu arada sevgili seyirciler bizi aynı zamanda 94.2 Radyo Bursa'da bugünden de ortak yayında dinleyebilirsiniz. Facebook'ta da bu videonun altına sorularınızı Sezer Başkan'a bekliyoruz diyelim. Ben de yavaş yavaş paylaşımlarımı yapacağım. Ve 45 dakika boyunca Sayın Başkan'la Fruit Extra Bursaspor'un bu sezonunu ve gelecekte neler olabilir, beklentiler neler, varsa gelişme onları da Sayın Başkan'dan rica edeceğiz. 2014'te başlayan o klasik çekirge esprisi kurucu başkan olarak açıkçası genç bir başkan olarak sevgili başkan. Bu yaşlarda ben başkanken bizim basketbol kulübümüz Avrupa'da falan oynayacak deselerdi size, rüyanıza ak saçlı bir dede girseydi inanır mıydınız? İnanmazdım. Böyle başlayalım dedim yani biraz değişiklik olsun. İnanmazdım. Yani çok merdivenleri hızlı çıktık diyebilirim. Değil mi? Yani aslında beklentilerin çok çok üstünde. Beklentilerin üstünde oldu evet, yani bu sene özelinde konuşmak gerekirse rüya gibi bir sezondu. Değil mi? İki tane kulvarda mücadele ettik. İlk defa bir playoff da geldi ligde. Evet, iki kulvarda mücadele ettik. Bir Türkiye Basketbol Süper Ligi, bir Euro Cup. Evet. Euro Cup'ta oynayabileceğimiz son maça kadar gittik. Bravo. Bir üstü yoktu. Süper Lig playoff'unda da sanıyorum bir 4-5 maç daha gidebilirdik ya da 6 maç daha gidebilirdik. İşte orada son anda işte Antep'in Efes'i yenmesiyle falan ilk 5-6 ihtimali bitmişti. Evet. Ya 7. ya 8. olacaktık. Evet. 8.lik lider Fenerbahçe ile oynuyoruz. Basketbol Süper Ligi'nde de final olurdu. İlk maçı geçseydik ben finale kadar geçebileceğim, gidebileceğimizi düşünüyordum. Yarı final daha, çünkü yarı finalde 3 yapan. Evet. O kolay değil. Çünkü sağ avantajını da orada bir kere alıp Bursa'ya getirebilirdik. Lideri yendiğiniz için. Evet, getirebilirdik. Önemli olan Bursa'da daha fazla maç oynamaktı. Ama yine bir 20 sayılık Fenerbahçe maçı tarihe geçti. Evet, evet. 1-1 olan maç. Evet. Tabii aslında o playoff bir taraftan da Avrupa Kupası finalinden sonra geldi. Yani oyuncuları iki tarafa birden motive etmek çok zor. 9-9-18 maç oynadınız. Bunun 9'u deplasman. Kanarya Adaları gibi çok uzak deplasmanlar vardı. Ve kadroda bir değişim de oldu. Freeman'ın gitmesi, işte Egemen'in gitmesi. En son Anadolu Efes Euroleague şampiyonu olduktan sonra Galatasaray'dan. Onlar işte da tarihi fark etti. Demek ki. Yani oyuncuları moral motivasyon olarak lige döndürebilmek, mental olarak hazırlayabilmek çok zor. Kolay değil. Biz bunu yaşamadık. Fenerbahçe'de 1-1 giden seri. İstanbul'daki maçta 2-1 yenilerek. Ki oradaki hakemleri de biz biraz gördük ya. Bu işler oluyor. Sağlık olsun. Yani hayat uzun, sezonlar uzun. Önümüzdeki senesi var. Önemli olan bu istikrarı korumak. Şimdi istikrarı siz korumak. Geçen yıl Nisan ayında Dušan Alipijević işte 3 yıllık sözleşme imzalarken herhalde bu yapıyı oluşturup üstüne tuğlaları yavaş yavaş koymaktı amacınız. Ama şartlar bir anda sizi Avrupa Kupası finaline kadar götürdü. Evet, yani siz derken bizi de tabii. Her şey Partizan maçının galibiyetle sonuçlanmasıyla. Uzatmaya giden. Bu tür şanslar da insanın yanında
olması lazım. O maçta Pitbull olayı da çok konuşuldu. John Holland'ın. Evet, zaman zaman. Biz underdog değiliz, biz Pitbull'uz, ısırırız, hırır demesi. Evet. Bütün İstanbul radyoları bizi bağlayıp bunu sordular hatırlarsan. Evet, evet. Yani bu arada gururu da paylaşalım. Sayın Başkan'la sohbet ederken aralara güncel konulara da geçelim. Bugün Ergin Ataman 25 kişilik 12 dev adamın kadrosunu açıkladı. Evet. Bu kadroda tabii ki beklendiği gibi sezonun flash ismi Onur Akbitim, Fruit Dex'te Bursaspor'dan. Tofaş'tan da Muhsin Yaşar, Berk Uğurlu ve Yiğit Arslan var. Ama bir de bana göre Efes'te fazla süre bulamasa da Fruit Dex'te Bursaspor'daki performansıyla Efes'e geçen Egemen Güven'in de bugün milli takımda olmasında bence Bursaspor performansında büyük rolü var diye düşünüyorum. Bu benim yorumum. Sayın Başkan bilmiyorum, katılır mısınız? Katılıyorum tabii ki. Bursaspor oyuncu performansı açısından kim bizim takımımıza geldiyse evet, üstüne koyarak bir yerlere gitti. Euroliglere hatta. Bizim yani Chris Jones, Freeman iki kere sattık. Burada bir mütevazi olamayacağız. Tabii ki. Fruit Extra Bursaspor camiası olarak değer kattık. Hem yerli hem yabancı oyunculara. Hep de karakterli oyuncu grubuyla çalıştık. Değil mi? Sağ olsunlar. Şimdiye kadar oynamış olan bütün oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum. Hala sözleşmesi devam eden oyuncularımıza da teşekkür etmek yenilenenler istiyorum. Yenilenenler var. Tabii spor bu. Ayrılıklar olacak. Gayet kendi tamam, gitmek isteyen olacak. Yollarımızı ayıracaklarımız olacak. Ama şimdiye kadar Bursa'nın gündemine oturdu basketbol kesin takımımız. Hatta Türkiye'nin ve Avrupa'nın. Evet. Bunu tabii size geri dönüşümleri de olmuştur Sayın Başkan. Özellikle İstanbul medyası dediğimiz ulusal basında bir anda Bursaspor'un Fruit Dex'te Bursaspor olarak Avrupa'da finale doğru yürümesi ki hani Obradovic'i 62 yaşındaki Obradovic'i 36 yaşındaki Alimpiyeviç'in evet, takımı da eledi diye bakılabilir Sırp medyası tarafından bakarsanız. Evet. Sonuçta gençken resimlerini duvarınıza astığınız idolleriniz de teknik adam olarak söylüyorum. Evet. Oynamanız önemli. Sonra bir Sedevita vardı, o da enteresandı. Yani Ljubljana, Slovenya, onlar da basketbolun ata sporu olduğu bir Yugoslav ekolünden geliyor ki Ljubljana'ya ben de defalarca gittim. Çok güzel bir basketbol kaliteli şehri. Kaliteli bir basketbol şehri. Evet. Ve Slovenya'nın da başkenti. Zaten hakikaten basketbol yani Hırvatistan, Sırbistan'la beraber 3 lider ülkeden biri. Sonra işte Bosna falan geliyor. Baktığınızda orada da müthiş çok bir üçlük esprisi oldu ama girdi mi girmedi mi falan. Orada ne hissettiniz Sayın Başkan? Kenardaydınız sanıyorum. Orada bizim Türker abi hemen en heyecanlı abilerimizden. Benim aklıma gelmemişti. Hemen telefonla Türkiye'yi aradı. Hakemlerden önce hakemlerle beraber televizyondan izleyince doğru, daha hakem daha çünkü televizyon izlemeye devam ederken kırmızı bana döndü. Süre dolmuş dedi. Yan var dedik, olmasaydı belki gitmiştik Gümbürtü'ye. Yani var diyorum da görüntülü evet, inceleme. Tabii ki tabii yani basketbol ev sahibi ülke olduğu için yıllardan yani onu göremez ki. Biz atsaydık incelerlerdi yani. Ha yok şimdi o şeyini görüntülü var sistemi olmasa demek istiyorum. Ha. Yani olmasaydı ev sahibinin basketi sayılabilirdi ve biz orada istediğimiz kadar haklı olalım. Ne hı, yapalım? Hakemler öyle gördü. Vardı ya hani futbolda da var o. Hakem yardımcı hakem kaçırmış. Ne yapalım? Hata bu falan deyip. Evet. Orada gümürtüye gidebilirdik ama Allah'tan. Ama net bir şekilde. Kırmızı canım. Kırmızı, o çok evet, net, net. Orada da La Monica bir şey yapamadı yani. Tabii. Meşhurdur o La Monica tabii, bizim başımızın belasıdır Türk takımlarının çünkü. Ve yarı final orada da aslında şöyle bir şey var. Fena maç yönetmedi ama. Efendim? Fena maç yönetmedi. Fena değil canım. Oradaki finaldeki hakemler çok kötü. O kadın hakem bir acayipti. Finaldeki hakemler çok kötüydü. Yarı finalde peki Andorra'ya karşı bizim işte İspanya Ligi'nde sonuncu diye ki onlar da Kanarya Adaları'na dediler. Andorra'ya karşı bizi favori göstermeleri basketbol camiasının Avrupa Euro Cup düzeyinde bir tedirginlik yarattı mı sizde de teknik ekipte? Yok. Çünkü orada yapma, favori olmak bir anda bir baskı getiriyor sanki. Biz oraya da çok rahat gittik. Ljubljana'ya ben işin aslı en rahat gittiğim yer Partizan. Öyle söyleyeyim. Nasılsa biz 16'ya kaldık. Hedefi tutturduk. Hedefi tutturduk. Biraz da bu işin zevkini çıkaralım mantığıyla gittik. 19 bin Sırp önünde. Evet. Ama maç sona doğru yaklaştıkça bu işin olacağını hissettik.
uzatmaya gidince de bu iş oldu dedim. Son 5 dakikayı çok rahat izledim, öyle söyleyebilirim. Evet, ama momentum bizden yana evet. döndü diyoruz ama bir taraftan da en iyi iki oyuncumuz. Uzatmada yoktu, Needham yoktu. Needham'la Uzun. Zunski. Hayes. Beşer faulle çıkmışlardı. Evet. Ve orada Ömer Utkal'la Serbest atış kaçırmadı. 4'te 4 faul attı. Artı ikinci kaptan Metin Türen. Mecburen süre alıyorlar. Çünkü zaten 8'li evet. rotasyonla oynuyor koç. Orada da o Türk oyuncularla uzatmayı oynamak ve maçı koparmak da aslında her baba yiğidin harcı değil yani. Evet. Ben o açıdan bütün ekibi kutluyorum. Yani teknik ekibinden yönetimine, oyuncusundan malzemecisine kadar. Sonra o arada tabii hatta giderken finale sanıyorum. Onur Alp Cücünskibi'nin Needham'la ikişer yıllık uzattınız. Evet. Otobüse binmeden önce değil mi? Zaten planımız vardı. Görüşmelere başlamıştık daha sezon devam ederken, sezon ortasında. Ki Onur Alp'in de çok istediği şey, yani taliplisi vardı diye biliyorum. Tabii ki, yani bizim şu an bütün oyuncularımıza talip var, öyle söyleyeyim. Bütün hepsine. Sözleşmesi olan olsun. Olmayan hepsine. Olan olmayan hepsine talip var ama bizim hedefimiz uzun süre birlikte oynayacak bir takım. Hmm. En azından takım iskeletini bozmadan devam edecek bir takım. Dolayısıyla biz de o mesajı gitmeden 3 tane oyuncuyla sözleşme imzalayarak hem oyuncularımıza hem basketbol camiasına hem Avrupa'ya o mesajı verdik. Biz buradayız, dağılmıyoruz. Birlikteyiz. Evet. Tesadüf eseri buraya gelmedik. Evet. Peki bu koç Alimpiyeviç'e yok efendim Makabi'ymiş, şuymuş, buymuş, bu teklifler Avrupa basında biliyorsunuz Twitter'dan bayağı yayıldı. Güzel şeyler. Tabii ki başarılı evet, hoca galip, istenir, koç olmasın. İstenir de böyle evet. bir şey geldi mi size? Henüz gelmedi. Ya ama sözleşmeniz var zaten, onu biliyorum da. Evet. Sonuçta koçun da buradan çok mutlu olduğunu duyuyoruz. Sizin de ona benzer demeçleriniz var. Ne diyor koç, yani en son görüştüğünüzde ne diyordu daha doğrusu? Yani ayrılmadan önce bir final yemeği ne yaptınız gibi? Ya. Yani yapacağız, Ali seneye de iyi işler yapacağız falan şeklinde. Zaten sözleşme imzaladık. Yani sözleşme var. Sözleşmemiz var. Hedefler var, araştırmalar hedefler var. Biz eğlendik, oynamakta çok fazla konuştuk diye diyemeyiz yani. Yani. Tadını çıkardınız. Tabii. Şimdi tabii Nedim Yücel de açıklamış. Hayes, Andrews ve Euroleague'den geldiği için aslında biraz da pahalı ama John Holland'ın konuya olumlu baktığını, Hayes hatta şey demiş ki Andrews, ben Euroleague'e gitmezsem kalırım diye bir ifadesi olmuş. Evet. Bu açıdan Amerikalı oyuncularla ilgili tabii koçun da raporu önemli. Bu takımı büyük ölçüde koruyacağız gibi bir şey anlıyorum ben. Evet. Başkan olarak ne diyorsunuz? Yani zaten 3 tane oyuncuyla devam ediyoruz. Evet. Türkler de bazıları Türkler, var. Belki sözleşmesi devam edenler var bu arada. Ömer Utkal var. Evet, o devam ediyor. Metin'in biraz çıkış maddesi varmış galiba. Ona bakmadım, bilmiyorum. 4 tane oyuncu zaten hali hazırda var. Evet, bu arada selamlar geliyor. Adnan Orhan yöneticimizin selamı var. Facebook'tan çok selamlar Adnan abi. Sorularınızı bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz Adnan abimize. Ahmet Hakan Bozkurt, eski pivotlardan Almanya'dan selamlar ve sevgiler diyor. Aleykümselam. O da yıllarını basketbola verdi şimdi Almanya'da. İlker Enat demiş ki selamlar, merhaba, iyi yayınlar. Sezer Başkanımıza saygı, sevgilerimiz de. Sayın Başkan. Saygılar bizden. Bir sorum olacak. Müsaadenizle kadroyu koruyun, takviyeler olacak mı demiş. Genel soruyu ben de böyle yönetmeyeyim. Tabii ki olacak. Altan Kutucu da izliyor bizi. Altan dostumuza da selamlar. Tabii şimdi bir de Egemen Güven'in sezon ortasında işte orada 1,5 milyon lira artı Tolga Geçim'de sayarsak 3 milyon lira gibi bir kazanımı oldu Bursaspor'un. Tolga evet. Geçim'in de maaşını Efes ödedi. O da kötü bir şekilde şanssız sakatlık oldu. Zaten o lafı sevmem ama şanssız sakatlık olmaz zaten de. Evet. Yani kötü bir sakatlığa denk geldi. Orada bir Birkan da sezonun son haftalarına kadar oynayamadı. Forvet sıkıntısı olmasına rağmen koç dar rotasyonu 8 kişiyle, siz beden eğitimi mezun olduğunuz için evet. Bunları konuşabiliyoruz yani. Bir taraftan da şimdi Cücünski ile Metin Türen 4-5 numarayı paylaşmak zorunda kaldılar. Tarık Sezgün ile Ayberk'i fazla kullanmadık koç. Burada bir yerli pivot durumu çok konuşuluyor. Bu konuda temaslarınız var diye biliyoruz. Gidenlere göre değişir ama kaç toplam oyuncu almayı planlıyorsunuz? Valla Serkan abi, beni biliyorsun, teknik konular işin içine girince. Ama bize sormak zorundayız. Ben ama yıllardan beri teknik konularla alakalı. Rapor olarak söylüyorum, yani üzerine geldi. Anlıyorum da teknik konularla alakalı koçum ve genel menajerin olduğu yerde
Çok fazla teknik konulara girmek istemiyorum. Evet. Çünkü bu işi ben bu şekilde yaptım, planladık yıllarca. Sormazsak onlar, da şimdi onlar, bize niye sormadın diyorlar da ben biliyorum. Anlıyorum da Koç'u ve Nedim Yücel'i yayına aldığınızda onlara sorarsanız tabii daha iyi olur. O sezon finalini yapıyoruz ama tabii Nedim zaten şey Engin abiye verdiği röportajda bazı şeyleri... Bu arada bildiğimden değil, bilmediğim için cevap vermiyorum. Hani saklıyormuş falan değilim diyorsun. Saklamıyorum yani çünkü anladım. Yıllardan beri yönetim tarzı bu şekilde. Tabii şimdi tabii burada... Gerekirse bütün oyuncular... İnanın çok fazla da bu işin o kadar çok mesela en son gittiğimiz Fenerbahçe deplasmanı zaten son maçımızdı. Playoff maçı evet. O güne kadar önümüzdeki seneyle alakalı sadece tabii satır aralarında ki hangi oyuncu kalsın hangisi gitsin. Koç'un mesela, tercihi burada önemli Koç'un tabii. Burada çok konuşulmadı diyebilirim. Zaten sezon bitti herkeste acayip yorgunluk. İlk 5'in 3 oyuncusu zaten anlaştı. Evet. Ömer Utkal var. Bazı gençler var. Evet. Andrews da kendi de söylemiş Euroleague'e gitmezsen. Evet. Yani zaten 10-12 kişilik bir rotasyonla genç oyuncularımız da var biliyorsunuz. Ama rotasyon biraz genişlemesi gerektiğini siz de herhalde kabul ediyorsunuz. Belki hayır işte bir hayır vardır. Belki çok geniş rotasyonda bu kadar başarılı olamayacaktır. Yok şimdi şöyle ona katılıyorum yürekten de. Hı. Şimdi seneye de bir Avrupa Kupası olacak herhalde. Olacak yani bu sene hangisi bu sene gittiği bilmiyoruz. Gibi önümüzdeki sene gitmeyebilir de. Belki bu sene geniş rotasyonumuz olsaydı sıkıntı belki böyle olabilirdi. Belki böyle olmayacaktı. Çünkü oyuncular rol dağılımı. Hem oynamaktan zevk alan oyuncular. Duzunuz ki mesela son maçta Partizan maçından geldikten sonra kollarını görmeliydiniz. Evet. Yattı yani param, bir ara. Paramparçaydı yani. Ama bir kere Andrew mesela son maça çıkmadan önce Bologna'da ayağı ağrıyor. Türkiye'den ilaç getirttirdik. Eyvah. Türkiye'den ilaç getirttirdik. Niye Türkiye'den? İtalya'da? Biz bildiğimiz ilacı bilmediğimiz ilacı kullanmıyoruz. Onu, evet. Öyle. Yani oynamama ihtimali ortadan kaldırmak için. Tabii. Yani böyle karakterli oyuncu grubuyla olunca ne kadar çok süre alırsa o kadar çok mutlu oldular. Son topa kadar bütün maçlarda Antep maçından tutun. Yani yenildiğimiz Fenerbahçe maçının son saniyesine kadar oyuncular savaştılar. Ve Fenerbahçe de canım yani zaten Euro Cup finalinden sonra saygı duymamaları mümkün değildi de onlar da biraz hani ne derler bir şey durumu kendi, oldu. Evet, sosyal medyalarında öyle şeyler yazılmış. Hani Çıka sezonun en formda takımı mı playoff'ta denk geldi? Hem ligi lider bitir. Hem de Avrupa finalistiyle oyna. Avrupa finalistiyle oyna. Onlar da öyle bir şeyler. Tabii sonuçta eskiden ben çok eski yıllarda hatırlarım. Bir Eczacıbaşı Çukurova'yı da Tofaş 8-1'i çok nadirdir 8'in biri elediği yani. Evet. Playoff eşleşmesi. 1-8 düzenindeki en son bilmiyorum hatırlıyorsanız da var mı öyle bir şey? Vardır illa. Vardı. Çukurova lider Eczacıbaşı'nı Larry Spriggs'in son saniye üçlüğüyle devirmişti. 80'lerin sonu 90'ların başı. Ben de o zaman genç bir muhabirim. Sonra o Larry Spriggs Tofaş'a gelmişti. O da NBA yüzüğü olan Los Angeles'tan gelmiş bir çocuktu. Tecrübeli oyuncuydu. Hı. Oradan biliyorum. Sonra yine bir Tofaş'ın Eczacıbaşı'yla Pete Williams zamanında bir acayip şey olmuştu. Playoff 1-8 eşleşmesi olmuştu. Öyle hatırlıyorum. Tabii geçmiş yıllar bir taraftan da sorular da gelebilir. Onları da geçmeyeyim diye bakıyorum. Baktığımızda şimdi sevgili başkan herkesin sorusu şu. Sormak zorundayım. Euroleague'den şu ana kadar herhangi bir teklif geldi mi wild card anlamında? Hı hı. Çünkü kupa finalisti gider diye bir şey yoktu. Bir taraftan da tabii işte Partizan var, Valencia var, Kanarya Adaları'na kadar, Adriyatik Ligi şampiyonuna kadar wild card'lardan bahsediliyor. Evet. Burada sanıyorum Belgrad'da giden Frutti Extra isim sponsorumuz Uludağ İçecek ailesinden sevgili Ömer Kızıl Başkan, Levent Başkan ve sizin ikinci başkan Mustafa Demiralay oradaydı galiba. Orada da bir görüşme olduğu söyleniyor. Nedim de oradaydı. Nedim Yücel de oradaydı. Bir görüşme yapıldı diye duyduk Euroleague ekibiyle. Zaten Euroleague ile Eurocup aynı yönetim. Orada da bir CEO'nun da söyledikleri var. Evet. İsmail Şenol'a. Bizim öncelikle bu benim tabii ki kulüp başkanı olarak şahsi düşüncem. Öncelikle bir Bursasporlu olarak şahsi düşüncem. Euroleague'den teklif gelebilir. Wildcard gelebilir. 7 milyon euro gibi de bir bütçe lafı geçti. Bütçe olur olmaz. Euroleague önemli olan burada
Bursa şehri istenince her şey olur. Yani teklif de gelir. İstersek gideriz. Evet. Vesaire. O başka konu. Önemli olan burada şehir gitmek istiyor mu, istemiyor mu? Çünkü evet, o da önemli. Gelinen nokta itibariyle eğer Euroleague konuşuluyorsa bunu isim sponsorumuz ve şu anki mevcut gelirlerimiz de ve günümüz Türkiye şartlarında doların euronun böyle olduğu bir noktada bunu bizlerin başarması çok zor. Altta da dolar euro kurları var yani sevgili evet. Yönetmenim her zaman koyuyor. Bu tarihe geçtiği için bu program bugün baksınlar kaç para. O evet. 30 Mayıs itibariyle. Biraz da euro konuşulacak 17.68. Evet. Bir de bakalım Temmuz Ağustos aylarında ne olacak? Ya inşallah. Öngörmek zor. İnşallah geriler. Ama gerilese bile bunu Euroleague oynamak demek bir kere parayla olmuyor yani. Olmaması gereken bir şey. Biz Euroleague'e gidersek de Euroleague'de kalıcı olmak durumundayız. Galatasaray, yani, Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka örnekleri var. Bir sene oraya, katıldılar. Oraya gidip önemli olan orada kalıcı olabilmek. Evet. Yani oraya gitmek. Ben çok fazla... Oynadım. Ne oldu? Ben öncelikle şunu söylüyorum. Şehrin gerçekten istemesi lazım. Şehrin istemesi derken bunu sayabilirim. İhracatçılar Birliği, Ticaret Sanayi Odası. Tüm katmanları değil mi? Tüm katmanlar. İş adamları, dernekler, yerel yönetimlerimiz, siyatlar. İlçelere kadar sivil toplum kuruluşları. Yani bir destekle ancak bir şehir, biz şehrin tanıtım fonu gibi düşünülmesi lazım. Evet. Bursa'nın, pozitivite. Bursa'nın bir tanıtım fonu olması lazım bununla alakalı. Ancak o şekilde olabilir. Onun haricinde Euroleague'de oynamış olmak için Euroleague'e gidilmemesi lazım. Biz Euroleague oynadık falan diye ama 3 yılı sonraki 3 yılı kaybedebilirsiniz. Yani atıyorum şu anda mesela 2,5 milyon ben diyelim. Her zaman şunu söylüyorum. Sportif başarıdan ziyade mali başarı. Çünkü ayağını yorgununa göre uzatma anlamında. Çünkü buradaki oyunculara karşı, camiamıza karşı, taraftarlarımıza karşı bizim sorumluluğumuz var. Değil mi? Bizim gibi karar merciinde olan kişiler en çok tedirgin olması gereken kişiler diye düşünüyorum. Çünkü sağlam adımlar. Sorumluluk üstümüzde geçici bir hevesle gelecek yılları bir anlık mutluluk için ayaklar altına sermemeliyiz. Bana sorarsan başkan katılıyorum. Çünkü açıkçası ben yani Euroleague'in şu anda sadece bir yıllık bir heves olarak görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Biz evet. Euroleague oynamıştık. Ya demekle o seneyi belki kendince mutlu olabilirsin ama bir de kuracağın takımla da yani rakiplere karşı zor bir lig. Çok uzun bir sezon. Artık kötü sonuçlar alma ihtimalin de var kağıt üzerinde. Bu hevesi, bu salonu doldurmak, işte geçen Fenerbahçe maçında 320 bin liralık kişi hasılattı falan. Güzel şeyler evet. Bunlar. Bir taraftan kombineler, o Jack Nicholson koltuklarının önden acayip talep geldiğini siz söylüyorsunuz. Evet. Bir taraftan da artık belli bir seviyeye çıktı bilet fiyatları. Hem Avrupa bazında. Kapalı gişe ilk defa 3. sezonda oynadı Bursaspor. Öyle değil evet, mi? Evet. Pandemi de vardı. Ben açıkçası hani Euroleague yerine Avrupa kupalarını ayağı yere basan dengeli bir bütçeyle oynanmasından yanayım. Benim bu kendi görüşüm. Ben de 87'den beri basketbol yazıyorum. Çocukluğumdan beri basketbol seyrediyorum. Baktığımızda katılmaktan öte istikrarlı bir gidiş. Her sene falan oynamak da mümkün değil. Bu böyle bir şey mümkün yok değil, zaten. Mümkün değil tabii ki. Futbol takımımızın örneğini vermem gerekirse şampiyon olduktan sonraki sene 3. bitirmiştik ligi. Kimse beğenmedi değil mi? İşte o dönem yöneticiydiniz çünkü. O dönem beğenilseydi ya da daha farklı anlatılabilseydi yöneticiler tarafından ya da camia tarafından algılanabilseydi ya da karşılıklı bir durum söz konusu olsaydı belki futbol takımı daha farklı bir yerde olabilir. Ben öncelikle bu takımın taraftarıyım. Tabii biliyorum. Yani. Tribünden geliyorum. Çok küçük yaşlarımdan beri babamlarla beraber maça giderdik. Her maça evet öyle anlatıyordunuz. Evet. Her maça giderdim. Ama sonraki süreçte basketbol takımına entegre etmek gerekirse bu örneği. O yüzden temkinli ve tedirgin olmak durumundayım bu konuyla alakalı. Ama farklı gelişmeler olabilir. İsim sponsorumuz Uludağ İçecek Ailesi. Evet. Farklı bir oluşumlar olabilir. Farklı bir işbirlikleri olur.
Belki bu yaz çok şeye gebe olabilir diyorsunuz. Çok şeye gebe olabilir. Çünkü çok acele etmemek lazım. Euroleague bizi istiyor mu istemiyor mu? İstememe ihtimali yok da. Gidersek hani, ne olur? Gidersek ne olur? Bunun matematiğini çok iyi yapmamız lazım. Mesela bu sene Eurocup'a bir önceki sene keşke Eurocup'a katılmasaydık diye düşünüyorduk. Pandeminin olduğu sene. Pandemi olduğu için. Çok maçı ama bu boş sene, geçtiniz. Bu sene ilk 8'e kalamasak bile iyi ki Eurocup'a katılmışız diyebilirim. Çünkü çok maç oynadık, iyi bir tecrübe kazandık. Evet. Seneye peki şöyle soralım. Euroleague olmazsa, teklif gelmezse diyelim. Sonuçta Eurocup'ta 3. kez katılma ihtimaliniz var. Ama bu böylesine taraftarıyla, ambiyansıyla herkesin kabul ettiği, değil mi? Şu anda bence Türkiye'nin en iyi ambiyansı bu salonda, evet. Bursa'da yaşandı. Tofaş Spor Salonu'nda ve bunu da camia sizin de öncülüğünüzde. Camia ortaya çıkardı. Bursa Spor taraftarının ve kulübün gücü bu aslında. Eurocup mıdır? Sizce FIBA Şampiyonlar Ligi midir? Tofaş da orada oynuyor. Tabii takımlar değişiyor ama bir taraftan da ekonomik girdi olarak baktığınızda Euro kapında pek bir şey vermediğini biliyoruz yani. Burada, bir de 10 gibi bir fark var arada. Evet, 1-10 gibi bir fark var da burada bunu kupayı düzenleyen kişilerin marketingleri burada çok önemli. Yani bence Eurocup'ın marketingini daha iyi yaptıkları için Eurocup biraz daha konuşuluyor bence. Bir de sizce? Bir ucunda bir havuç var. EuroLeague'e katılma havucu. Ve evet. Artı wild kartlar var. İşte Rusya yani takımlarının alamaması falan. Avrupa'nın en iyi takımları hangi ligde oynuyor? Avrupa'da EuroLeague'de oynuyor. Basketbol bazında. EuroLeague kuruluşunun bir alt kupası ne? Eurocup. Yani bugünkü UEFA kupası. Birbirlerine entegre ettikleri için bence yani ne diyelim biz ona, eski adıyla ULEP yönetiyor. Evet. Birbirlerine entegre ettikleri için daha çok talep görüyor daha diyebilirim. Popüler. Daha fazla popüler, daha çok izleniyor diyebilirim. Evet. Benim bildiğim. Bir yani, taraftan da Bursaspor'un maçlarının da reyting rekorları kırdığını siz söylediniz. TRT'nin evet. maçları vermesiyle. Herkesin evinde sport yoktu çünkü. Evet. Aslında Bursaspor'un reytingi olduğunu artık Euroleague de kabul ediyor. Biraz önce paylaştı yine Euroleague. Bursaspor'un bu seneki en iyi maçlarından görüntüler diye. Full text'te Bursaspor'un. Benim de göğsüm kabarıyor tabii o görüntüleri çok gördükten. Çok güzel, gurur veren şeyler. Yani hem ülkemizin bayrağını. Hala gündemdeyiz. Hem Bursaspor armasını Avrupa'da dalgalandırmak. Ki Bologna'ya Avrupa'dan birçok taraftarımız geldi. Türkiye'den 350 civarında toplamda. Siz de orada bir aslında çalışma yaptınız değil mi? Evet, normalde deplasman takımlarına tarafsız saha olmadığı için ki ben o statüyü çok saçma buldum. Yani ligi ilk dörtte bitiremezseniz grupta sonuna kadar finalde ancak sizin altınıza bitiren bir takımla oynarsanız final Bursa'ya geliyordu. Yani atıyorum Ulm'le oynasaydık Ulm 8. bitirdi diye. Biz 7.'yiz diye anca Ulm'le Bursa'da final oynayabilirdik. Böylesine yeni sezonda da aynı statü var dedi EuroLeague'in CEO'su. Zor yani ilk 4'te bitiremezseniz sürekli deplasmanda oynuyorsunuz. Zor olmadı. Belki o statünün de değişmesi lazım. Herhalde canım, en azından bir çift maç koy ya. Bu statünün kesinlikle değişmesi lazım. Eğer sayı farkına bak. Önümüzdeki sene Eurocup'a katılırsak bu statüyü bence bütün takımların ortak bir şekilde dile İstemesi getirip, lazım değil mi? İstemesi lazım. Bugün bizim dezavantajımızdı belki. Bunu avantaja çevirdik ama. Bursaspor taraftarı playoff görmeden sezon bitti. Eurocup'ta final oynuyorsunuz. Maçı izleyen taraftarımız yok. İşte gelenler işte en fazla maksimum 350 kişi. O da 12 bin kişinin içinde. Kendi imkanlarıyla geldiler. Bizim öyle bir organizasyonumuz da olmadı. Bireysel. Yani çünkü çok Andorra'yı geçtikten sonra bir hafta. 6 gün sonra final oynandı. Finale gitti. Takım 4 gün sonra gitti. Andorra'yı geçtik. Çarşamba. Lig vardı. Pazar günü İtalya'daydık. Yani, cumartesi maç oynayıp pazar yola çıktınız. Tabii. Cumartesi maç oynadık. Pazar yola çıktık. O yani, çok enteresan. Bir yoğun bir tempo. Evet, yorgunluk. Ben bile vizem yoktu. Gelemedim. Yani düşünün. O kadar yoğun bir de bayramdan çıkıldı. Evet. Bu kadar da şey. Bu arada Buran Vatansever, Buran abimiz değil, Serkan abi dediğine göre isim benzerliği ya da torun olabilir. Sezer Başkanıma selamlar diyor. Sevgili Burhan Vatansever, devamı okunmuyor. Önemli bir şey yazdıysan soru lütfen tekrarla. Ertuğrul Güler, değerli kardeşimiz, Şark Spor Kulübü Başkanı. Tekrar tebrik ediyorum Sezer Başkan ve ekibin diyor. Altyapı ile ilgili bir çalışma var mı diye. Tabii Ertuğrul altyapıyı sorar yani. Öncelikle ona geçmiş olsun. Bugün gördüm sosyal medyada bir tedaviye başlamış galiba. Ertuğrul ne oldu sana? Yürüyüşler falan. Bir şeye çıkmış. Baştan mı başlamış acaba tekrar yürüyerek? Yani bilmiyorum ama bir ne diyorlar ona? Efor testi mi o acaba? Yok, spor hekimliğinde bir tedaviye başlamış. Benim eski okuduğum yer orası. Bir bantta yürüyordu. Evet. Onu daha soramadım. Program telaşı ve konuklarımız vardı. Ben de gördüm.
Altyapıyla ilgili Nedim Yücel'in bizim sitede çıkan röportajında bakacağız diyor. Serhan Kavut artık sadece A takımda birinci asistan olacak diyor. Altyapıya yeni bir ekip getireceğiz ve altyapıya ağırlık vereceğiz diyor. Bunun üzerine siz ne diyorsunuz? Hep altyapıyla alakalı bir şeyler yapmak. 3. yılı geride bıraktık sonuçta. Bir şey yapmak istiyorduk. Şimdi daha önceki senelerde buraya geldiğimde söylüyordum yani altyapımızın olması gerektiğini, fakat pandemi nedeniyle salonlara sporcuların alınmaması vesaire, yani sokağa çıkma yasakları vardı. Birebir idmanlar oluyor. İlk defa şimdi bu sene spor okullarımızda ciddi bir artış söz konusu. İnanılmaz bir ilgi var. Değil mi? Arayanlar. Biz de, evet evet. Biz de bunun Barış Spor Salonu'nda. Evet, Barış'ta. Biz de bunun avantaj haline çevirip altyapımızı da Bursa'dan güçlendirmek ve kuvvetlendirmek istiyoruz. Altyapı ile alakalı çalışmalarımız olacak. Oraya bir hoca getireceksin sanıyorum. Öyle bir temaslar vardı. Evet evet. Orada bir çalışma olacak. Çok fazla bunu konuşmayayım ama şeklen ilerleyen söylersek sürprizimiz var. Evet. Teknik anlamda mı, idare teknik anlamda, anlamda değil. Yani Türkiye'nin en iyi altyapılanmasını yapacağız diyebilirim. Yani o yatırım anlamında. Yatırım anlamında. Banvit'ten sonra boş olan o Türkiye'deki altyapı eksikliğini bir nebze de olsa dolduracağımızı söyleyebilirim. Çünkü buradan Banvit Özkan deyince birden de sanki Banvit'in eski hocadan biri mi geliyor diye kafamda yok, oluştu. Yok yok. Yani onun için söylemiyorum. Şey için söylüyorum. Alperenler, Sadık Kabacalar, evet, Şeyh Muzazerler. Bugün bir takımda oynayanlar, NBA'de oynayanlar. Evet, Şeyh o altyapının ürünü. Ondan sonra Ahmet Gürgen vardı orada. Evet. Yani demek bakalım. Demek ki yeni bir yapılanma modeli başlıyor. Bunu anlıyorum ben. Evet. Söyleyebildiğiniz kadarıyla. Yapılanma modeli derken şu. Altyapı anlamında. Biraz daha Türkiye'de tarama çalışmaları falan yapacağız. O önemli. Çünkü beklerseniz belli bir kesim gelir. Ama evet, yani Vakıfköy modeli gibi. Ayağımıza gelmesini beklemeyeceğiz. Biz gideceğiz. Biz gideceğiz. Spuat gibi. Türkiye'deki değişik beden eğitimi öğretmenleriyle, yani değişik şehirlerdeki, farklı şehirlerdeki beden eğitimi öğretmenleriyle. Birebir. Birebir. Oradaki bizim belki gönüllerimiz olacak. Yani değil mi? Yani bu benim aslında projelerimden bir tanesiydi. Bir oyuncu havuzu oluşturmayı düşünüyoruz bununla alakalı. Evet. Buradan da BGL dediğimiz Basketbol Gençler Ligi. Burada da daha iddialı bir takım ve A takıma oyuncu yetiştirme anlamında demek ki yakın gelecekte buradan da yeni bir potanın timsahları çıkacak diye ben umuyorum kendi adıma. Evet, evet. Bunun da mesajını sizden almış olduk. Yani Avrupa kupalarında şunu net olarak söylüyorsunuz, Bursaspor, Fruitex'te Bursaspor olarak yeni sezonda da bir Avrupa Kupası'nda olacağız. Şu anda yakın olan Euro Cup gibi gözüküyor anladığım kadarıyla. Buradan da devam edeceğiz diyorsunuz. Ona göre bir kadro kurulacak. Koçun da raporu doğrultusunda. Squad ekibinizin de çok yoğun çalıştığını biliyoruz. Ki sizden baktığımızda Egemen Güven dahil 10 oyuncu geldi ve 5 oyuncu Euroleague'e gitti. Evet. Chris Jones'tan tutun da iki kere Alaric Freeman, Egemen Güven, Lamar Peters, Malik Newman da NBA'ye gitti falan. Evet. Aklıma gelenler bunlar. Benim unuttuğum varsa başka. Artık unutmaya başlayacağız yavaş yavaş. O çünkü kadar çok sayı oldu artıyor, ki. Evet. Bu da bizim için açıkçası bir gurur kaynağı. Ben önemsiyorum. Bir taraftan da tabii insanlar seneye acaba kombine alabilir miyiz? Bu konuda bir takım düzenlemeler olacak mı diye soruyorlar. Siz de hatıra bilet kampanyası da başlattınız mesela, evet. Euro Cup. Sonra o son Fenerbahçe maçına dağıttığınız atkılar. Hatıra atkıları ilk haberini ben yaptığım için kendi kendime gurur duyuyorum. Evet. Çok da iyi oldu. Herkesin gelemeyenler taraftarlara da bir hediyeniz oldu. Oradaki cendere tezahüratı müziği de bütün Türkiye'ye efsane olarak yayıldı. Evet. Maçı televizyonda vermesi nedeniyle. Şayok da var giden. Evet, bravo. Mario Şayok da, onu unuttum. Evet. Bir kişi unuttuğumdan emindim. Fenerbahçe Euroleague'e gitti o da. Şayok. Açıkçası ben önemsiyorum. Bir taraftan da basketbol zaten hani Tofaş'ı da şampiyon yapan Texas'tır. Yani bu iki kere 2-4. 99-2000'de ben de muhabirken yaşadık. Ama şimdi basketbol taraftarı artık bilerek daha çok
maçlara girmeye başladı. Bir kesim grup biz faul atarken hala tezahürat yapıyor. Oralara takıkım ama o zaman da düzelecek diye düşünüyorum. Bence takılınacak bir yer değil. O da ihtimalle telefonum sessizdi ama annem arayınca dinlemiyor sessiz falan. Öyle mi? Evet. Tamam, o zaman öyle özel ayarlı. Ellerinizden öpüyoruz. Acil kişiler ekli olduğu için. Öyle oluyor mu ya? Ben ona bakayım tabii, ben. Tabii. Ha, ben de annem arayınca açayım bari sesini. Tamam. Güzelmiş. Teyzemizin ellerinden öpüyoruz. Teyzeciğim çok az kaldı. Bir 5-10 dakika değil mi? Yönetmenim kaç dakika oldu program başlayalım? Yani 7-8 dakika. 7-8 dakikamız var. Tamam. Rica ediyoruz. Uçak modunu aldım şimdi. Tamam. Birazdan uçuşa geçiyoruz o zaman. Evet. Buradan basketbol camiasına, Bursa Spor, Frutex'te Bursa Spor basketbol camiası oluştu. Yeni sezonla ilgili bir kombine mutlaka çıkacak. Bununla ilgili bir takım şeyler söyler misiniz? Store'la ilgili herkes soruyor bize. Nereden alacağız? İlla maç günleri mi almak zorundayız? Herhangi bir AVM'lerde ya da Bursa Spor'la beraber bir corner açılamaz mı gibi sorular geliyor. Ben şimdi de sizi yakalamışken sorayım. Hepsini tek tek cevaplayabilirim. Pandemiden daha hatta bugün toplu taşıma araçlarında maskeleri artık çıkartabilirsiniz İlk defa. Diye. İlk sadece defa hastanelerde mecbur. Hastanelerde mecbur. Ama bakın burada yani hazırda bekliyor. Evet. Yani normale daha yeni yeni dönüyoruz. İnanın gerçekten belki bizim hatamızdır ama. Yok estağfurullah yani, ama bir yerden Eurocup'ta, başlamak lazım. Eurocup'ta finale gidene kadar, basketbol Süper Ligi'nde çeyrek finale gidene kadar haftada 3 günde bir maç oynadık. Evet. Bir, hep deplasman. 3 günde bir Kanarya Adaları'na buradan 11 saat. Madrid aktarmalı. Andorra. Barcelona aktarmalı. 8 saat. Andorra'dan yani, Barcelona'da iniyorsunuz. Evet, Ljubljana'ya 2 sefer gittik. Uçak 3-4 saat otobüs. Ljubljana'ya 2 sefer gittik. Yani zor maçlar oynadık. Türkiye'de de ligimizin kalitesi, yani ligimizin kalitesi ortada. Playoff'a girmek için son 4 maçı almak gerekiyordu falan yani. Evet. Yani çok güzel seriler yakaladık. Demem şu, bazı şeyleri yaparken illa birkaç bir şey eksik kalıyor. İşte eksik kalan şeylerden bir tanesi. İdari, store. Store. Ama mesela hatıra. Çok güzel bir organizasyonumuz vardı. İftara denk gelen bütün maçlardan 6000 kişiye sıcak yemek verdik. Kumanya tarzı. Evet yani gerçekten güzel sıcak. İşte bu atkılar da bunun bir başlangıcı gibi değil mi? Evet. Final Euro Cup final hatıraları. Evet. Yani yavaş yavaş biz de bazı şeyleri hep beraber gelişeceğiz. Hep beraber tecrübe edineceğiz. Hep beraber başaracağız. Yani bunu daha önce yaşanmış bir şey değildi bir Euro Cup final oynamak ya da böyle bir beklenti basketbol yoktu ki. Takımımız kurulduğu günden beri en başarılı sezonu bu sezon zaten ki 3. sezonumuz. 3. Süper Lig bir tanesi yarım kaldı zaten evet. Pandemiden. Evet. Yani, sonra seyircisiz oynanan dönemde Bursa Spor tabii alışık değil seyircisiz oynamaya. Taraftarın zaten herkes maç bitsin de Bursa Spor maçı kazansın. O Texas'la o ritüeldir. Hepimiz biz de videoları evet. çekiyoruz biliyorsun senle de paylaşıyoruz. Önümüzdeki sene şimdi ben çok iddialı konuşmayı hiçbir zaman sevmem biliyorsunuz da. Yok ama plan proje anlamında. Ama önümüzdeki sene bu seyirciyle beraber iş daha farklı bir yere gidebilir. Ben inanıyorum ona. Özellikle Avrupa maçlarında, Türkiye Ligi'nde. Çünkü ilk dörde girmek iki tarafta da seyirci, taraftar avantajı, evet. düzeltiyorum. Sağ avantajını ele almak demek. Evet. Hem Euro Cup mantığıyla. Ama sanıyorum şeyler, deplasman yasakları kalkmayacak diye bir bilgi var, bilmiyorum. Süper Lig'de mi? Evet, evet. Çünkü öyle bir şey geldi kulağıma, bilmiyorum. İç sahada güzel bir şey de bu. Yani İstanbul'a gidememek. Çünkü bizim taraftar Truva yaptı Fener maçında. Yani o da ayrı konu. Yani Bursa Spor taraftarının turuvaları meşhurdur. O yüzden hani Adana'da Truva falan. Değil aslında yani o turuva. Espri olarak söylüyorum. Yok turuva deniyorsa turuvadadır da. Bizim orada 3-4 tane locada aslında taraftarlarımız efendi gibi. Normal bilet almışlar. Efendi gibi maçlarını izliyordu. Orada da bir anlamsız bir şey olmuş. Yani bu 6222'ye falan uygulamaya çalışmışlar. Bunları da ben işte evet. anlayamadım. Yani oraya sen o bileti satıyorken bir önlem almıyorsun. Bilet satılıyor. Maçın işte ikinci yarısında birdenbire tabii o ev sahibi takım taraftarına şok olduğu ortada zaten. Tabii. Ama taraftara geçersek store anlamında daha çok malzemeye atkıdır. Short forma, eşortman ki icra kuruluyla beraber Bursa Spor yönetimini yaptığı yeşil eşortmanlar da çok ilgi gördü. Evet. Gerçekten ben burada sizi kutluyorum Sayın Başkan, sizin nezdinizde tüm ekibi, emeği olanları. Taraftar bir taraftan yeni sezonda
daha çok kapalı gişe oynayacağımız maçlar olacak gibi gözüküyor. Kombinelerini şimdiden tabii satışa çıkar çıkmaz çok büyük ölçüde tükeneceğini tahmin ediyorum. Buradan bir mesaj alalım sonlara doğru taraftara. Yani çıkartacağımız kombineler çok hızlı bir şekilde tükenecek diyebilirim. Gibi gözüküyor. Evet. Ona göre de bir herhalde fiyat politikası izlenecek. Yani biz tabii ki ülke şartlarının geldiği durum ortada. Takımın geldiği durum da ortada. Lig bazlı mı olacak bu kombineler? Avrupa'yı da kapsayabilir mi? Avrupa'yı da kapsayacak. Ha, içeride ne kadar maç oynarsak? Yani. Değil mi? Playoff dahil mi? Onu konuşmadık. Onun toplantısını yapmadık. Onu ama playoff'ta zaten normalde evet. ilk dörde girmek gerekiyor bu statüye evet. göre. Evet. Bu anlamda ben 3. yılda yani 8 yıldır siz kurucu başkan olarak bu süreci yaşadınız. Biz de tabii yaşadık. Atatürk Çekirge, Atatürk Spor Salonu ve Topaş Spor Salonu. 6600 civarı sanıyorum salon kapasitesi. Değil mi? Yani burası mı? Evet. 7400. Burası. Öyle mi? Evet evet. Deplasman dahil değil mi? Deplasman dahil 7400. 7400 koltuk. Evet. Aslında hani bu salona sığmama durumu olabilir yani. Bursa'nın önemli bir salona da ihtiyacı var aslında. Biraz daha sanki büyük ya da kutu gibi bu salonun içindeki çekme tribünlerinin devletle Gençlik ve Spor ve Tofaş'la birlikte konuşulup indirilmesi gibi bir proje de vardı mesela. O konuda bir gelişme var mı? Yok, onunla alakalı rakip sizden duyuyorum. Rakip takımlara boğma anlamında biraz daha çekme tribünlerin beton tribünü yapıp salona doğru gelmesi. Onu bilmiyorum. Onu sizden duyuyorum da. Gerçi ben basın tribünden evet. memnun değilim de bir şey görmüyoruz. Orada. Önümüzdekilerde ayağa kalkıyor. Evet. Biz maç falan izleyemiyoruz. Yeni salon bu bence tartışmaya açık bir konu. Bir de kapasite de önemli. Kapasiteden ziyade. Nerede ben, olacak? Ben yeni olan çoğu şeye çok açık değilim ya. Yo, Atatürk Spor Salonu gitti ya şimdi. Evet, ben şimdi. Oraya 1000 kişilik bir salondan bahsediyorlar şimdi, ve de o Süper Lig'i kapsamıyor. Naim Süleymanoğlu'na gittik. Sınamamıştık. Tofaş Spor Salonu'na ama ambiyans oluştu. Ambiyans oluştu. Şimdi buradan yeni bir salona gitmek pek iyi olmayabilir. İşte Podium Park yanında batıya doğru. Ondan ziyade insan nerede kendini rahat, mutlu hissediyorsa şimdi evet. burada biraz da o aidiyet duygusu da oluştu. Seyircide, taraftarda da oluştu bu. Ayak alışkanlığı da oldu. Ayak alışkanlığı da oldu. Şimdi buradan tekrar yeni bir salona gitmek. Neresi yani olacağı da belli değil zaten. İhtiyaç var mı yok mu tartışılır, konuşulur. O zaman da konuşulur tabii. Konuşulur. Bugünün konusu değil ama aklıma gelmişken evet. sorayım dedim. Bakıyorum sormadığım soru var mı diye. Açıkçası tabii Avrupa kupalarında final oynayan bir Bursaspor'u konuşmak beni çok mutlu ediyor. Her ne kadar... Şimdi biz de basketbol programıyız. Futboldan bağımsız da olsak futbolda yaşananlar da bizi sıkıntıya sokuyor. Bir kongre üyesi olarak sanıyorum Sayın Başkan sizi de derinden yaralamıştır. Tabii ki. Ama yani. Bir taraftan da bir Avrupa'ya mal olmuş Frut Ekstra Bursaspor ki Sırplardan sonra Bursa'nın yerini bilmeyen Avrupa'da basketbol sever kalmamıştır diye düşünüyorum. Tabii ki. Herkes tabii. nerede bu Bursa diye bilmeyenler varsa bir Şampiyonlar Ligi'nde biz öğretmiştik. Evet. Glasgow, Valencia... En büyük tanıtımı her zaman bence sporla olur. Sporla dünyaya açılan pencere değil mi? Uğraştığımız için değil. Mesela örnek vermek gerekirse Antep'ten örnek vereyim. Aklıma Antep geldi. Şehrini turizm açısından tanıtmak için işte Gastro Festival düzenleniyor. Yemek, kebap, baklava. Yemek, kebap vesaire. İşte şehir yapan özellikleriyle. Antep'e yemek yemeye gidenler var. Evet, yemek yemeye gidenler var. Güzel. Tamam. Güzel bir bakış açısı. Eyvallah. Ama burada orada yemek severleri belki dikkatini çekebilirsiniz bu tür gastro festivallerde. Bravo. Ama sporla olunca iş ama futbol ama basketbol ama voleybol işin içine spor girince bu hedef kitle çok fazla kişiyi kapsıyor. Büyüyor ve ucu açık yani. Dolayısıyla mesela bizim yaklaşık 20 milyon kişi izlemiş Partizan maçının uzatma dakikasını. 20 milyon televizyon kişi. Televizyon reytinglerinde sabit bu. Televizyon reytinglerinden. Evet. Bir final maçını kaç milyon kişinin izlediğini ben inanın bilmiyorum. Bir de iki kanal yayınladı. Evet, iki kanal yayınladı. Sadece Türkiye odaklı söylemiyorum. Bugün atıyorum İskoçya'da bazında. Bir yerde o saatte, bir yerde bir kafede, bir pub'ta falan oturuyorken biliyorsunuz orada hep spor kanalları açıktır. Hepsi açık evet. O spor kanalı genelde de basketbol açıktır. Spor pub'ları diyelim. Evet. O tarihte o saatte kim maçları izlediyse. Bir de prime time. Prime time saati.
Müthiş. Bu zaten Bursa'nın adını böyle Avrupa'ya yaymak. Biz de gittik şimdi Manchester'a, işte Düşler sahnesine gidiyoruz. Evet. Alex Ferguson bilmem ne işte acayip yerler falan diye. Biz de bir oraya giderken motive olarak gidiyorsunuz. Manchester'ın Old Trafford diyorsunuz. Yani futbolun mabetlerinden. Şimdi basketbolda da artık bir sonraki sezon kurallar çekildiğinde ki bizim gruptan 6 takım falan kalmıştı. Son 8'e değil mi? Diğer gruptan 2 takım kalmıştı. Bizim grup zorluydu yani. Bizim grup zorluydu. Bu sene bilmiyorum nasıl bir kura çekimi olur ama bizi kura çekerken hangi şartlarda nasıl atarlar torbaya? O konuda bir gelişme var mı bilemiyoruz tabii. Belgrad'da ne konuşuldu? Ama Bursaspor'un bundan sonra rakipleri kura çekildiğinde eyvah kupa finalistinin evine gideceğiz. Olacaktır yani. Ya, kesinlikle. Mesela biz Partizan'la oynamak istiyorduk. Şimdi bizim yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla da konuşurken Partizan keşke eşleşme zamanı. Bizim grupta. Yok ilk sezon başı. Sezon başı mı? Partizan bizim grupta olsaydı karşı grupta. Obradoviç demiş, var, esprisi var. Karşı grup demiş filan. Partizan'ın Obradoviç'le filan alakası yok. Basketbol kültürü olan bir şehir olduğu için Belgrad. Öyle tabii. Bir takım siz daha olduğu önce için, de gittiniz oraya. Yani aslında kendimize ilerleyen zamanlarda rakip görebileceğimiz. Yani bir teraziye çıkmak istiyoruz yani. Tabii ki insan bunu görmek ve yaşamak ister. Biz öyle tarihi ve turistik bir gezi olarak bakmıyoruz. Yok, ama ne oldu? Çeyrek finalde karşımıza çıktı Partizan. Değil mi? Ama sezon başı kura çekildiğinde of Partizan karşı gruba çıkmış diyenler de olmuştur. Aman Partizan bize denk gelmesin diyen de olmuştur. Bir ekol tabii. Tabii ki bir ekol ama biz tam tersi aynı torbada yer almak istiyorduk. Evet. Peki o zaman son sorum şöyle olsun Sayın Başkan. Süremizi de aşıyoruz artık. Yeni sezonda Frutex Bursaspor olarak Avrupa'da hangi kupada oynarsanız oynayın, Euroleague dışında söylüyorum bunu. Ve Türkiye Ligi'nde bu sene iki playoff hedefini tutturdunuz. Hatta ikinci playoff Avrupa'da final oldu. Yeni sezon için çıtayı şuraya koyuyoruz dediğiniz yönetim olarak bir düşünceniz var mı? Var. Nedir? Onu alabilir miyiz sizden? Önümüzdeki sene de hedefimiz playoff. İki tarafta da. Yok, playoff. Süper Lig. Süper Lig'de playoff. Evet. Avrupa kupalarında da mücadele edebileceğimiz son maça kadar, orası neresi olursa olsun. Gidebildiğimiz yere kadar. Final oynayacağız. Yarı final hedefimiz, öyle bir hedefimiz, yok. Finalimiz yok. Bizim hedefimiz ayakları yere basan. Buradan belki çıtayı yükseltmiş olabiliriz. Camiamıza da ben seslenmek istiyorum. Evet. Önümüzdeki sene belki bu kadar başarılı bir takım olmayabilir. Gayet doğal bir şey bu. Hayatın içerisinde olan şeyler. Öyle belki, bir kulüp yok, çok az zaten. Belki bu kadar başarı dolu bir sene de geçmeyebilir. Ama şundan şüphe etmesinler. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ama bizler de etten kemikteniz. Biz de insan oluyoruz. Belki bizim hatalarımız olacak. Belki hatamız oldu. Olabilir. Yani niyetimiz sezon başı eğer deseydik ki size Euro Cup finali vaat ediyoruz. Süper Lig'de de çeyrek final, yarı final ya da final neyse. Her neyse. Gerçekçi olmazdı. Ne derlerdi? Uçmuş bunlar derlerdi. Gerçekçi olmazdı ama vaat etmedik. Yapmaya çalıştık. Yapmak daha önemli vaat etmekte. Evet. Öyle bir ben her zaman şuna karşıyım. Hedefiniz hep derler ya insanın hedefi olacak. İnsanın hedefi kupalar almak falan değil bence. Bizim gibi takımlar için söyleyeyim. Hedefimiz önümüzdeki sene için değil. Hedefimiz 50 sene, 60 sene, 100 sene yani kalıcı bir takım. Kulüp. Kulüp. Ben mesela isterim 60, 70, 80 yaşıma geldiğimde Allah uzun ömür versin inşallah. Sağlıkla. ben de görebilirsem gelip senden biraz daha büyük olduğum için. Salona geldiğinde insan alkışlanmak ister böyle pozisyonda. Yani o kadar yıllar süren bir... Siz bugün nasıl Salih'e falan vefa gösterip forma veriyorsanız... İşte yıllar süren bir... Güzel bir organizasyon bırakmak istiyoruz. Hedefimiz bizim bu. Evet, kalıcı. Önümüzdeki sene EuroLeague'de oynamak istiyor musunuz? Olsa da olur, olmasa da olur. Bizim hedefimiz önümüzdeki sene bu seneden daha iyi, daha iyi bir mali altyapıya, daha iyi bir mali disipline, altyapısı daha da güçlenmiş, evet, daha aynen. Da kuvvetlenmiş, şehrin tümüne, geneline yayılmış, Türkiye'de kendinden söz ettiren bir takım haline gelmek istiyoruz. Bravo. Örnek gösterilen bir takım haline gelmek istiyoruz. Saman Alevi gibi olmadığımızı zaten ispatladığımızı düşünüyorum. Çünkü ilk senemizde daha isim sponsorumuz yokken buraya yayına çıktığımızda evet. Asansör takım olmamak için
Elimizden geleni yapacağız. Çünkü Eskişehir çıktı kapandı, Giresun Uşak, çıktı kapandı, Uşak Edirne, çıktı kapandı, Edirne, Trabzon. Ya say babam say. Sayabiliriz. Biz çıktıktan sonraki talihsiz bir şekilde futbol takımımız küme düşmüş olmasına rağmen şehir bu takımı ayakta tutmayı ve ilerleyen zamanlarda Euro Cup'ta finale kadar götürmeyi bildi. Bu çok önemli. Şimdi önümüzdeki sene bizim hedefimiz gerçekçi olup bu seneye bir kenara bırakıp üstüne koya koya sevindik. Futbol tarafından dolayı üzüldük. Evet, sorma. Sevincimizi yaşayamadık zaten. Her zaman öyle söyleyeyim. Biraz acayip. Ben yaşayamadım. Evet. Onu söyleyeyim. Önümüzdeki sene inşallah futbol takımında ait olduğu Süper Lig'e bir tabii kademe daha yaklaşarak basketbol takımı da bunun yanında alışmış olduğumuz yani klasik hale gelir inşallah. Playoff'larda sürekli olan. Playoff'lardaki ve Avrupa'daki adından söz ettirmesiyle, başarılarıyla. Ki bunun maddi karşılığı yok yani tanıtım anlamında evet, baktığınızda. Evet, evet. Türkiye adına işte Efes'in Euro Cup alması kadar değerli diyorum. Biraz önce evet, Sayın Vekil'le de konuşuyorduk program öncesi. Efes'in Euroligi ne kadar çifte back to back yapması önemliyse kimsenin sezon başında hayal bile edemeyeceği camia buna dahil. Fruit Dex'e küçümsemek istemem ya sen biliyorsun yanlış tabii anlaşılacak bir şey yok. Fruit Dex'de Bursaspor'un Euro Cup gibi Avrupa'nın ikinci kupasında bugünkü futbolun UEFA kupası gibi final oynaması. Geçenlerde Levent Özçelik beni aradı. Bir Bursaspor'la ilgili bilgi almak istiyordu futboldan. Abi dedim basketbolda da böyle bir durum var. Hani sizin dedim Danimarka'da anlattığınız 2000'deki kupa finali vardı ya. Dedim hadi oğlum hadi oğlum. İşte o dedim bu maçla o maç eşit dedim. Doğru söylüyorsun Serkan ya dedi. Yani neden? Çünkü hakikaten bir Avrupa'da final oynuyorsun. İşte Bahçeşehir'in dördüncü kupada olsa FIBA kupasını alması. Evet. Bunlar Türk basketbolunda sevindirici. Umarız işte Onur Alpleri'yle diğer oyuncularıyla Frutex'te Bursaspor bu başarıyı devam ettirir. Sevgili Başkan sezon finalinde bize konuk oldunuz. Çok içten açıklamalar yaptınız. Soruları da ben gördüğüm kadarıyla size iletmeye çalıştım. Bildiğimi söyledim, saklamadım biliyorsunuz. Evet, yani. Evet. Orada yani sıkıntı yok. Eyvallah. Burada ama bu ayağını yorganına göre uzatma ve bir matematik işi. Evet. Burada hani işte yatak odasındaki özel bilgileri vermenin de kimseye faydası yok. Ama artık ben şunu anladım ki kimse kolay kolay Frutex'te Bursaspor'dan çivi sökemeyecek. Evet. Bu teknik anlamda da olabilir, kadro anlamında da olabilir. Zaten idari yönden icra kurulunuzun da oluşmasıyla çok büyük bir hani siz damdan bir taş attınız göle. O göl halkalarla bütün şehir kapsadı. Ben finalden teşekkür etmek istiyorum. Lütfen. Teknik ekipten genel menajere Uludağ İçecek'ten dernek yönetim kurulundan evet. Caner Hoca'ya, Yalçın'a, Adnan abiye, Mustafa abiye, isim isim sayayım, Selçuk'a, Onur'a. Selçuk benim kuzen de unutmuyor. Biliyorum. Yok unutmam, kimseyi unutmam. Şaka diyorum. İcra kurulu olsun. Çok hepsi çok değerli. Çok değerli insanlarla. Dışarıdan gönül verenlere. Çok değerli insanlarla çalıştık. Yani ve çalışmaya da devam ediyoruz. Çok keyifliyiz o konuda. Allah nazarlardan saklasın diyeyim. Amin. Müthiş bir birliktelik var. Yani en tepeden en aşağı kadar oyuncular olsun. Siz meşaleyi fitili yaktınız evet, artık. Evet. Bu umarız sezon sonu en büyük, yeni sezonda. En büyük teşekkür tabii ki her zaman büyük Bursaspor taraftarına. O arkada şu anda pek gözükmeyen ama her salonu dolduran evet, taraftarlara diyorsunuz. Bizi Artvin'de yalnız bırakmayan, Batman'da yalnız bırakmayan büyük Bursaspor taraftarına. 2014'ten bu yana. Evet, büyük Bursaspor taraftarına tekrar teşekkür ediyoruz. Ne onlar, mutlu size. Gerçek anlamda söylüyorum. Onlar bu kadar destek olmasaydı, bu kadar destek vermeselerdi belki bugün konuşacak bir basketbol takımı bile olmayabilirdi. Değil mi? İkinciliklerde, üçüncülüklerde o futbol takımının buhran yaşadığı yıllarda buraya kadar Bursaspor taraftarının bizim itmesiyle geldik diyebilirim. Avrupalı timsah yeni sezonda inşallah story'la bütün yan faktörleriyle, altyapısıyla daha da güçlü gelecek. Ben bunu anlıyorum. Evet. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Dişçiden geldiniz biliyorum. O yüzden evet, buna rağmen çenem uyuşmuş olarak geldim ama açıldın. Açıldım, uyuşukluk bitti. Maşallah. Çok konuştum. Evet, çok güzel. Başkanın en konuştuğu program oldu sevgili evet, seyirciler. Benim çapımda 3 yılda en az 8-10 kere gelmişsinizdir. Evet. Sayın Başkan tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yaz dönemi inşallah hayırlara vesile olur. İnşallah. Transfer ve yapılanma anlamında. Yeni sezonda da yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Eylül ayında görüşürüz. İnşallah diyelim.
Evet sevgili seyirciler ve bizi 94.2 Radyo Bursa'da bugün de dinleyen dinleyiciler. Sezon finali yaptık pot altında. Sayın Başkan Furut Ekstra, Bursa Spor Kulübü Başkanı Sezer Sezgin'le birlikteydik. Eski dostum, bizi kırmadı sağ olsun. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Çalışmalarına da başarılar diliyoruz. Biz de sezonu böylece noktaladık. Umarız yeni sezonda yeniden yeni programlarla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.